Burbaks TV'de Taraftar Hattı programından hepinize sevgiler, saygılar. Değerli izleyenler, ben Recep Erez. Skorbaks TV'de yeni bir Taraftar Hattı programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Taraftar Hattı programının bu videodaki konu, Türk futbolunun yakından tanıdığı ve futbol severlerin sevdiği deneyimli ve tecrübeli teknik direktör sevgili Coşkun Demirbakan. Taraftar Hattı programına başlatmadan önce kısa bir hatırlatma yaparak ben başlamak istiyorum. Değerli Skorbaks TV izleyicileri, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek desteklerinizi bekliyoruz. Sevgili hocam, Skorbaks TV ve Taraftar Hattı programına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Bizler de hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam, TFF 1. Lig'de 21. haftayı geride bırakırken bu hafta oynanan 22. hafta mücadelesiyle heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Bu noktada TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı, playoff ve küme düşme altında heyecan haftalar ilerledikçe tüm hızıyla da tabiri caizse devam ediyor. Bu noktada hemen 1. Lig'deki puan tablosunu da göz önünde bulundurarak şu ana kadar takımların oynadığı oyun, göstermiş oldukları mücadele ve performansla birlikte ligin sonunda bizleri neler bekliyor diyerek sizlere ben takımları tek tek üzerinde Evet. durarak sormak istiyorum hemen hocam. Hocam, isterseniz ligin lideri Eyüpspor'la başlayalım. Evet. Eyüpspor 1. Lig'e sezon başında yapmış olduğu birbirinden fırsat transferlerle adından çok söz ettirdi. Ve muhteşem bir kadro kurdu ve ligin favori ekiplerinden biriydi. Aynı şu anda da ara transfer döneminde çok önemli transferler yaptı. Fakat konuşulan ve merak edilen şu. Eyüpspor'un kadro kalitesine baktığımız zaman sizce şu anki oynadığı futbol kadronun hakkını veriyor mu, yoksa daha farklı bir futbol ortaya koyabilirdi diyebilir miyiz hocam? Şu anda tabii alınan skorlarla, zaten skorları demek ki beğenmemişler ki tekrardan takviye yoluna gittiler. Tekrar transfer yaptılar. Herhalde memnun değiller. Daha iyi yerler olmalarını bekliyorlardı yöneticiler veya başkan. Başkana, Türk futbolu adına teşekkür ederim. Bayağı Eyüpspor'a katkılarından, Türk futboluna katkılarından dolayı. Fakat tabii fazla transfer her zaman avantaj dezavantaj kuralına göre dezavantajı da var, avantajı da bu. Yani ilaç gibi bir yerden tedavi eder ama bir yerden yan etkisi var. Ve olumsuzluklar da olabilir, faaliyeti etkileyen faktörler çıkabilir kadronun. Çünkü aynı yerlerde kadronun çokluğu önemli değil, mühendisliği önemli. Şimdi aynı bölgede bakıyorum geçen seneden beri çok futbolcu var mesela sağ kanatta, yani Cenk Ahmet'in olduğu yerde bayağı futbolcu var. Halil Akpınar'ı da aldılar. Bana göre Halil Akpınar bana göre Türkiye'nin en yetenekli 2-3 futbolcusundan biri. Yani milli takıma nasıl alınmıyor? Daha da şaşıyorum. Çünkü yani şu andaki futbolun istediği bütün neler diyeyim, yani istediği her şey var Halil Akpınar'ı. Dayanıklılık, teknik, çabukluk, taktik anlayışı, kondisyon, her şey var. Ama ne bileyim, Halil niye bu kadar PTT Ligi'ne PTT, aklımızda PTT Ligi kaldı, TFF 1. Lig'e geldi. O da tabii kendi şeyi. Yapılan transferler çok, daha bunların da aralarında bir adaptasyon şeyi olacak. Bunu mümkün olduğu kadar aza indirirlerse, süreci azaltırlarsa Eyüpspor başarılı olur yapılan transferlerle. O zaman şunu diyebiliriz hocam, şu an mevcut yapılan transferler elindeki kadro derinliğiyle birlikte yine ligin şampiyonluk yolunda en büyük adaylarından biri diyebiliriz. Tabii. Kadrosu yeterli yani bu lig. Hocam, buradan hemen dilerseniz lig ikincisi Yıldız Samsunspor'a ben hemen geçmek istiyorum. Şimdi Yıldız Samsunspor uzun bir süredir Süper Lig'e hasreti yaşayan önemli camia kulüplerimizden bir tanesi. Son 2-3 sezona bakacak olursak hedefleri üst ligde şampiyonluktu. Fakat birisinde playoff'tan elendi, diğerinde playoff'a giremediler. Hedeflerine uzaklaştılar. Yani işler rayına gitmedi. Önemli transferler de yapıldı. Yani son sezonlara bakacak olursak.
Bu sezona Bayram Bektaş Hoca ile başladı. Fakat istenen sonuçlar gelmedi. Bir yol ayrımı yaşandı. Geçen sene Altınordu'da önemli işler imza atan Hüseyin Eroğlu'yla bir Evet. anlaşma sağlandı. Hüseyin Eroğlu Samsunspor'da üzerindeki ölü toprağı attı ve Samsunspor'da mükemmel bir çıkış yakalattı diyebiliriz. Ve şu an camiada da şehirde de şampiyonluk şarkıları yeniden söylendi, kenetlendi. Hocam, Guildford Samsunspor'un Hüseyin Eroğlu'yla bu çıkışının yolu şampiyonluğa doğru çok yakın diyebilir miyiz? Şu anda çok erken, daha yeni başladı ikinci yarı. Daha Mayıs'a kadar oynanacak maçlar. Yalnız Samsunspor bir iki senedir büyük hatalar yaptı yönetim olarak da. Futbolcuya ceza vereceğim derken kulübe ceza verdiler, takıma ceza. Bu çok yani profesyonellik dışı bir şey. Çok zamanlama açısından yanlışlar oldu geçen sene, evvelki sene. Kadro hariçleri falan. Aynı kadroyla devam etselerdi çıkabilirlerdi. Orada kendi kendilerine bence bu benim görüşüm tabii profesyonellikte yanlıştır. Zamanlama hatası yaptılar. İyi futbolculara oraya kadar kendilerini getiren futbolcuları gönderdiler bazı tabii huzursuzluklar orada artık içlerindeki şey. Ama orada yönetici adı üstünde idareci yani idare etmeleri lazım profesyonellikte. Para cezası versin. Profesyonel futbolcuya para ve cezası versin. Olur biter. Öbür türlü kadro hariçleri filan takıma ceza alıyor. Tabii camiaya ceza alıyor. Gerçi onların bileceği iş, içeride ne olduğunu bilmem. Dışarıdan görünen bu. Yani ki 2 senedir çıkamamalarının bana göre sebebi. Şu anda sezona da kötü başladılar. Yanlış hocayla başladılar. Yanlış. Çünkü bu liglerde bir şey yok yani Bayram Bektaş'tı herhalde ilk hoca Bayram öyle başladı. Bektaş'ta sezona başladılar hocam. Yarışma hocası değil yani. Benden önce Elazığ'daydı. Ben Elazığ'a gittiydim. Benden önce Elazığ'daydı. Mesela Embosi diye bir dünya yıldızını görmemiş. Ben ilk devre bir maç bile 18'e almamışlar o çocuğu. Ben gittim daha birinci hafta oynattım adamı. Sonra Anderlet'e transfer oldu. Adamı 6 ay nasıl göremediler? Çözemedim daha da yani. Öyle bir insanı. Yani Anderlet'e transfer oldu adam. Neyse şimdi Hüseyin Eroğlu doğru tercih ama Hüseyin Eroğlu'nun bir handikapı var. Altınordu'da devamlı çalıştı senelerdir. Çünkü biliyorsunuz değişik takımlarda, değişik atmosferlerde, yani değişik camialarda beklentiler daha değişik oluyor. Altınordu'nun biliyorsunuz amacı, hedefi belli. Yani daha çok yarışma değil, daha çok yetiştirme şeyine geliyor. Onun için senelerdir oradaydı. Ama burada da adapte oldu. Tebrik ediyorum o benim Hüseyin Eroğlu benim futbolcum zaten talebem. Zaten futbol oynarken de iyi biliyordu futbolu, zeki futbolcuydu. Bunu da zaten antrenörlüğüne yansıtıyor. Yolu açık olsun be. İnşallah bir yanlış bir şey yapmazlarsa sezon sonu hata yapmazlarsa. Ama şunu söyleyeyim. Bu 3 günde bir 4 günde bir maç bunu ben Twitter'da da paylaşıyorum bazen insanlar bilgilensin diye. Eskiden biliyorsunuz artık futbol çok değişti. Temaslı futbol var. Biliyorsunuz eskiden yanından geçene faul çalıyordu Erkan. Düşene faul şimdi. Korakor mücadele var, omuz omuza mücadele var. Onun için antrenman şeylerini filan değiştirmeleri lazım tarzlarını hocaların. Biraz yani eksantrik, konsantrik bütün kuvvetlerin hepsini yani bu yönden çalışmalar lazım. Pliyometrik filan yetmiyor artık bu şeye. Çabuk kuvvet yani intramüsküler kuvvet bu kuvvetin bu şeyleri daha çok artık kuvvetin diğer çeçitleri çünkü temaslı omuz omuza mücadele futbolu var. Hakemler de biliyorsunuz avantaj kuralını bayağı eskisi gibi değiller yani oynatıyorlar oyunu. Daha sonra ihlali çalıyorlar. Şimdi onun için ikinci bir şey daha var Recep'ciğim. İkinci bir şey de şu 3 günde 4 günde bir maçta olabiliyor. Yani 8 günde 3 maç olabiliyor. Yani 4 maç olabiliyor. Bunlar için de tabii antrenman eskiden biliyorsunuz bir haftalık antrenman programı yazarlardı. İşte pazar günü maç veya cumartesi günü maç. İşte pazartesi, salı şu antrenman, perşembe bu falan.
tek düzeydi. Şu anda hepsi değişti. Bunları anlatmaktaki maksadım şu: daha iyi akademisyen hocalar ve pratiği de iyi olan, yani futbol geçmişi olanlar eğer kendilerine teoriyi de bir şeyler katarlarsa, bence öbür arkadaşlarından 3-5 adım ileride olurlar. Bu futbolu, yani görüyorsunuz işte, sakatlık falan oluyor. Yanlış antrenmanlardan, kara düzen antrenmanlardan, antrenman planlamalarının yanlışlığından. Bu biliyorsunuz, Avrupa'da adam 60-70 maç oynuyor. Hiç siz duydunuz mu şu gün şu futbolcu sakat, bugün oynamıyor dediğini bir takımda? Yok. Adam oynuyor. Yani Eylül'de de oynuyor, Mayıs'ta da oynuyor, ama demek ki biz yanlış yapıyoruz antrenmanları. Dediğimin dışında yapıyorlar. Onun için her takımda çok sakat oluyor. Bunlar da tabii takımın performansını etkiliyor. Dolayısıyla alacağı neticeyi. Biraz uzattım galiba. Yani Evet. Hocam o zaman yani Hüseyin Erol'un Samsunspor'la Maya uyuşması Maya'sını şöyle söyleyeyim. Diyarbakır Samsunspor'un Hüseyin Erol'un teknik direktöre gelmesiyle birlikte bir Maya dokusu oluştuğunu görebiliyoruz. Bu Tabii. galibiyet alışkanlığıyla birlikte bu inanmıştır, bu mücadele sezon sonuna doğru devam eder ve bir kaza olmazsa bu sezon olduğundan fazla yakın diyebileceğimiz takımlardan biri Samsunspor. Evet, plan program dahilinde çalışacak. Demin onun üstünde durdum yani. Antrenman programlarına 3 günde, 5 günde bir maç, 8 günde 4 maç oluyor. Ben bunları yaşadım, ben yani kendim hocalığımda 4 günde 8 günde 4 maç oynadı. Yani o aradaki dinlenme, yüklenme programları çok önemli. İnşallah orada bir hata yapmazlarsa bence Samsunspor ipi göğüsler. İki takımdan biri olabilir. Hocam Samsunspor'u da değerlendirdikten sonra Ankara Keçiören Gücü ve Bodrumspor'u konuşmadan geçsek olmaz. Çünkü 1. Lig'in şu anda yükseldiği günden beri ligi tanıyan, ligin domine takımlardan bir tanesi oyuncu grubuyla ve oyuncu transferleri adına çok söz ettiren, şu anda ligin iddialı konulan bir tanesi Keçiören Gücü, oynadığı futbolla birlikte özellikle Taner Taşkın'la birlikte önemli bir çıkış yakalamıştı. Bodrumspor bu sezon 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldi. Sezon baştaki kadronun korunması nokta ve scout ekibini de tebrik etmek lazım. Önemli transferlerle birlikte şu an ligin zirvesinde playoff'ta dördüncü sırada yer alırken şampiyonlukla arasında da fazla bir puan yok zaten. Kısaca soracağım, bu iki takımın başarısını nasıl değerlendirmek gerekir? Nerede doğruyu yaptılar? İki takım da şartları ve olanakları göz önünde bulundurursak iki takım da başarılı bana göre. Çünkü TFF 1. Liginde yeniler iki takım da. İyi adapte oldular kısa zamanda. Bence başarılılar şu anda. Yani süreci iyi kullandılar. Demek ki tabii kulübün içindeki, biliyorsunuz, olaylar çok önemli. Yani kulüpteki yapılanma çok önemli. Neticelere, skorlara ya da çalışma ortamı ne kadar rahatsa, ne kadar mutluysa futbolcular, o kadar iyi netice oluyor. Bence demek ki yönetimde iki takım, iki kulüpte de iyi şeyler yapıyorlar ki şu anda iyi yerlerdeler puan cetvelinde iki takım da. Tabii şimdi geldiğimiz nokta hemen geçen sezon Süper Lig'e veda eden Karadeniz ekibi Rizespor. Süper Evet. Lig'e çıktı düştü çıktı düştü. Bu sezonda yine Süper Lig yükselme adına hedefleri şampiyonluk. Tabii oynadıkları futbol iyidir kötüdür tartışılır, onu ayrı bir yere koymak lazım. Ama ara transfer döneminde önemli transferler yaptı. Şu anda onun meyvesini almaya başladılar Bülent Korkmaz'la birlikte. Hocam siz bu ara transferler bir kere Rizespor'un şampiyonluk ve playoff'taki şansını nasıl görürsünüz? Valla ben isterdim ki bir takım oyunu olsun. Rize Spor şimdi ilk devreye baktım, oynadığı futbol bana göre tatmin edici değil. Bilmiyorum, Rizeliler tatmin oluyor mu? Bana göre çok kötü futbol oynuyor elindeki kadroya göre Rize Spor. Belki de bir üst ligden bir alt lige düşmesi, yani geçen sene oynayan futbolcular, devam eden futbolcular buraya adapte olmadığı küçümsedi. Ama şunu söyleyeyim, oynanan futbol hiç iç açıcı değildir Rize Spor'un. Aldıkları maçları zaten bireysel yetenekleriyle aldılar.
izlediğim maçların çoğunda. Yani neticeyi bir iki tane iyi futbolcuları neticeyi tayin ettiler. Bence takım oyunu oynasalar o devamlılığı olur. Bireysel futbolda süreklilik olmaz. Hocam şimdi geldik sıra Bandırma Spor. Bandırma Spor malumunuz geçen sezon çok önemli bir çıkış yakaladı ve bu Süper Lig turunda finalist oldu. Finale kaldı. Altın Ordu'na elendiler. Evet. Ve Mustafa Gürsel'le sezon başı başlamışlardı. Yollar ayrıldı. Ondan sonra Denizspor'la yollarını ayıran Mesut Bakar takım başına geçmesiyle birlikte önemli bir çıkış yakaladılar. Hani son hafta tabii dün oynanan maçta, cuma günkü oynanan maçta da İzmir ekibi Göztepe 3-1 mağlup oldular. Yani Evet. Hocam Mesut Bakar'ın göreve gelmesi çıkışta olan bir Bandırma Spor görüyoruz. Bandırma Spor'u nasıl değerlendirirsiniz hocam? Mesut Bakar'la hocanın gelmesiyle birlikte. Şimdi Mesut Hoca liglerde çalışırken hiç şampiyonla oynayan takım çalıştırmadı bildiğim kadarıyla. Yani üst ligde çalışıyordu daha çok. Genel olaraktan Süper Lig'de. Onun için küme düşmemeye oynayan takımlarla oynadı. Şu anda Bandırma Spor şampiyonla oynayan bir takım konumunda görünüyor. Transferleri, kadro yapılanması, yöneticilerin beklentileri bu yönde zaten. Bence burada biraz sıkıntı olabilir. Yani Mesut Hoca'nın teknik adamlık karakteriyle takımın şu andaki beklentileri kulübün, camianın birbirine uymayabilir. Belki burada bir sıkıntı olabilir. Ben öyle görüyorum. Hocam hemen diğer bir İstanbul ekibi, ligin yeni ekiplerinden Pendik Spor'a geçelim. Sezonun Evet. iyi kadro kuran, kadrosunun tamamını yeniler, önemli oyuncuları transfer eden Pendik Spor Osman Özkölü yönetiminde bir var bir yok. Bazen çok iyi, bazen çok kötü. Bugün de kendi evinde Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup oldu. Hocam Pendik Spor oyuncu Evet. şu an geldiği mevcut kadroya bakıldığında bu kadronun hakkını veriyor mu sahada? Bence vermiyor. Fitesli oyunu yok. Yani aynı fiteste oynuyor Pendik. Yani çabuk hızlı hücum veya çabuk defans, yavaş defans prensiplerini bence uygulayamıyorlar Pendik Spor. Yani tek düze bir oyun kalıbı var senelerdir. Osman Hoca'nın da devamlı biliyorsunuz pas pas pas, tamam pas güzel ama nerede, ne zaman, kime, ne zaman, yani her zaman yani futbol ne bileyim pozisyon, enstantaneler, pozisyonlar oyunudur. Uzun oynayacağınız zaman bir bakıyorsun geriye pas veriyor, bir pozisyon gidiyor. Yani Pendik'in yani oyun şeyini bugün de onu gördük zaten. En son çareyi artık Gençler Birliği iyi kapandı. Çareyi uzun top doldur boşaltla sonlara doğru almaya çalıştılar. Oraya dik top attılar. Yani çare daha çok hücum çeşitlemelerinde bulunmaları lazım. Yani rakiplerin kapanacağını, yavaş defans yapacaklarını, bunların hepsine karşı ne bileyim bir uygulamaları olması lazım ama Pendik Spor hep aynı oyunu oynuyor. Yani pas 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 pas. Yani üzerine ekstra bir şey koyduğunu söyleyemeyiz diyorsunuz hocam. Şimdi tabii futbolcuların içinde de yani futbolculara da bir şey de olması lazım. Futbolcu sırf şey mi? Mesela penetre yani delme yani zaman ve alan kat edici dribling, adam eksiltme. Yani bireysel şeyleri çıkması lazım ama Pendik Spor Osman Hoca'nın takımı devamlı pas 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 yaparken pasla rakibi eksiltmek istiyor. Bunda da, yani bazı maçlarda olağanın dışına çıkmak lazım. Çünkü rakipler artık ezberliyor bunu. Nasıl olsa diyor bunlar pas yapacak diyorlar. Zaten önlemini alıyorlar ona göre. Pozisyonu alıyorlar ya yani defans pozisyonu. Bugün de öyle oldu. Ama şunu şey yapayım. Ben Erdem'e yakıştıramadım bugün yaptığı penaltıyı. Yanlış durdu. Pozisyon hatası yaptı. Penaltı yaptırdı. O tecrübeli şey, o şimdi belki izlediniz mi bilmiyorum. Çok basit bir penaltı yaptırdı. Yani belki o penaltı. Efendim?
Maçı izledim O hocam. penaltıyı, yani o penaltı olmama, yani bir defans adamının öyle girmemesi lazım topa. Çok düz durdu. Şeyde adına ondan faydalandı o yanlış duruşunu. Rakip ofansif oyuncu penaltı oldu. Çok ucuz puan verdi Pendik bugün. Hocam yine Evet. ligimizin yeni ekiplerinden biri Sakaryaspor. Sezona İlker Pürel'le başladılar. Sonra Evet. Serkan Özbaktay'la yollar devam edildi. Fakat istenen sonuçlar veya futbol elde edemedikleri ki kulüp Altınordu maçını 2-1 kazanmalar ama yol ayrımına geldi. Hoca yollar ayrıldı. Ve takım başına Keçiören Gücü'nde önemli işler imza atan Başar Teknik Direktör Taner Taşkın göreve geldi. İlk maçında da galip ayrıldı bugün Tuzlaspor'a son dakika gelen golüyle. Hocam Taner Taşkın'ın göreve gelmesiyle birlikte Sakaryaspor'un playoff hesapları yeniden ve playoff hesapları yeniden başladı diyebilir Evet. miyiz? Aa, şu an neler oluyor bilmiyorum. Ben biliyorsunuz Sakaryaspor'u Süper Lig'de de 2 dönem çalıştırdım. 4 dönemde bu TFF 1. Lig'de görev yaptım. 6 sene, 6 yılım, 6 sezonum geçti Sakaryaspor'da hoca olarak. Bunlardan bazıları 2'şer sene. Ya anlayamıyorum, şimdi biraz uzağım kulübe. Sakarya'da değilim. Bilmiyorum, dediğiniz gibi Altınordu maçından sonra galip gelen hocanın işine son verildi. Artık aralarında ne oldu? Durup dururken de kimseyi göndermezler. Orada bir haklılık durumu olduğunu zannediyorum yönetimin. Taner Hoca başarılı. Geçen seneden başarılı şeyde adına Keçiören Gücü'nde. Sıcak da şeye adına lige. Ya yani yeni bıraktı. Takımları da tanıyor, ligi de tanıyor. İyi, isabetli bir tercih bana göre Taner Hoca. Hayırlısı olsun. Dediğiniz gibi playoff'a zorlarlar zannediyorum. Ama buraya kadar Sakaryaspor'da, demin Rizespor için eleştirilerimi Sakaryaspor için söyleyeceğim. Takım oyunu yoktu. Niye? Çünkü o Kasango var bir tane. Adam bence 15 puan tek başına aldı. Bugün yine gördünüz, mükemmel bir gol attı. Her hoca, her kulüp öyle futbolcu nasip olmasını ister kendilerine. Bugün yine o adamın bireysel şeyi ne oldu? Bugün Sakaryaspor'un iyi oynadığını söyleyemeyiz. İşte bireysel yeteneğine neticeye şey yaptı. Hocam Sakaryaspor'da değerlendirdikten sonra Bolu Spor'a geçelim. Bolu Spor son birkaç sezon kümede kaldı kalacak ve zor sıkıntılı süreçler yaşadı. Geçen sezonun düşününce Bolu Spor önemli bir çıkış yakaladı, ligde tutundu. Bu sene önemli bir başarı hikayesi yazıyor. Hakikaten oynadığı futbol sahip fırtınalar birlikte adına söz ettiren Bolu Spor. Bolu Spor'u önümüzdeki haftalarda ve ligin sonunda nerede görebiliriz hocam? Boluspor şu anda tam iklim olaraktan Boluspor avantajlı şu anda. Şu an Ocak ayındayız. Şubat, Mart. Şubat, Mart'a kadar bu avantajın değerlendirmesi lazım Boluspor'un. Yani gelen takımların aşağıdan gelen iklim, ne bileyim yükseklik, ısı, nem, hepsi değişiyor. Bayağı büyük avantajı var yani. Boluspor'un bu avantajı kullanırsa bu süreçte, yani Ocak, Mart, Şubat, Mart aylarında bence Mayıs'a, Nisan'a daha avantajlı girer. İyi gidiyorlar. Geçen seneye oranla daha şevkli, daha istekli kulüplerde. Hemen İzmir ekibi Göztepe'ye geçelim. Göztepe Süper Lig'e geçen sezon veda etti. Bu sezonda aslında iyi bir kadro kurdular. Turgay Altay'la göre başladı. İşlerinin sonuçta elde edilmeyince takım başına Ekrem Dağ getirildi. Ve ara Evet. transfer döneminde de yapılan transferler var, gönderilen oyuncular var. Altay maçı bir kırılma noktası oldu. Düşü derken tekrar toparlanmaya başladılar. Göztepe bulunduğu yeri koruma hakkı ediyor mu şu an ligdeki yerini? Bence etmiyor. Daha iyi yerlerde olması lazım. Şunu söylüyorum. Geçen bir maçta Öztekin kaptan oyundan aldılar, Sakaryaspor maçıydı herhalde. Kaptanı aldılar oyundan. Yanlış yaptı. Hocalar şimdi sırf bu şeyde antrenman drilleri alıp da çalışmakla da bir, ne bileyim, antrenmanla sahada olmuyor. Yani psikolojik olarak psikoloji de bilmesi lazım hocaları.
Bazı kulüplerde yani lider o futbolcular var. O lider futbolcuyu sahadan alırsanız oradaki futbolcuları belki diğer topçuları oyundan düşebilirler. Bunu fazla açmayayım. Artık ne dediğimi anlasınlar. Mesela o oyundan çıktı. Sakaryaspor maçını verdiler. Yanımda maçı seyrederken söyledim yanımdaki arkadaşlara. Lideri alıyorsun ya. Atıyorum yani ne bileyim kimin çavuşunu alıyorsun. Ondan sonra ne bileyim ona inanan futbolcular, onu gözünde büyük futbolcu olarak gören oyuncuların oyundan düşmesine sebep oluyor. Bunlara yeni bu genç hocalar biraz bu yönden baksınlar. Senelerdir bu işi yaptık. Ben 37 yaşında futbolcuları oynattım. Gol kralı oldular. Onlara söyleyeyim bu TFF Ligi'ne. Ama hiçbirini çıkarmadım oyundan. 90 hakemin düdüğü, son düdüğü çalana kadar. Çünkü arkadaşları onlar sahadayken daha güvende hissediyorlardı kendilerine. Benden çok ona güveniyorlar. Kulüp başkanından, yönetimden çok o anda o futbolcu abileri onların güvencesi. Yani bu konuyu biraz açayım diye fırt zırt da yani daha devre bitmeden kalkıp da senelerin futbolcuları çıkarılması bence psikolojik yanlıştır. Hocam Manisa FK'ya geçelim. Manisa FK sezonu Levent Eriş'le başladılar. Şu anda da ligin orta sıralarında yer alıyorlar. Önümüzdeki süreçte Manisa'yı nasıl bir oyun temposuyla görebiliriz? Manisa bana göre başarılı şu ana kadar. İyi neticeler aldı. Devre arası ne oldu bilmiyorum. Takip etmedim. Transfer yaptılar mı yapmadılar mı? Aynı dediğim gibi Hocam bu bir 2-3 tane transfer yaptılar diye biliyorum. Yollar ayrıldıkları oyuncular da oldu. anladım. İşte bu demin söylediğim çok önemli bir şey. Bütün hocaların buna dikkat etmesi lazım. İşte Fenerbahçe çok iyi gidiyordu. Bakın bir ara verdiler bu Dünya Kupası. Gördünüz işte. Hani demin üstüne basa basa söylediğim hani 4 günde 4 tanesi maç, 8 günde 4 maç, 3 günde ara vermek, 15 gün dinlenme, yani antrenman şeylerini her şeyi değiştirdi. Onun için bunda aynı üstüne basa basa söylüyorum. Akademik bilgisi olan ya da pratik bilgisi ikisini iyi harmanlayan hocalar onların yönettiği takımlar bana göre daha az hasarla devam ederler, yollarına devam ederler. Ligin zirvesini ele aldık. Playoff hesabı yapan takımları inceledik. Şimdi asıl küme düşme altına doğru kameralarımızı çevirelim. Ligin 12. sırasından itibaren ele aldığımız zaman Adana Spor'dan aşağı doğru gittiğiniz zaman yani burada önemli bir heyecan var, önemli bir çekişme var. Ligin sonuna kadar devam edecek. Şimdi hızlı bir şekilde ilerleyelim hocam burada. Şimdi Adana Spor'a geldik. Adana Spor sizin yakından tanıdığınız, orada da görev aldığınız, o camı yakından bilen, beklentilerini de bilen bir teknik adamsınız. Tabii Adana Spor'u ele aldığınız zaman göze çarpan sorunlar özellikle kulübün şirketleşmesinden sonra taraftar grubunun yönetimine tepkiler olduğu için yani stadı dolduramıyorlar veya gitmek istemiyorlar tepkilerinden dolayı. Son 2-3 sezona baktığımız zaman hedeflerinden uzak ligde zor da olsa ligde tutunmayı başaran yani Evet. lig bu geldiğimiz zaman kadrosun neredeyse %60-70'ini yenilenmiş ama yine baktığımız pozisyonda da düşmeme mücadelesi veren bir Adana Demirspor var. Lige de Mustafa Kaplan Hoca ile başladılar. Ondan Evet. sonra Önder Karabekli geldi. O da olmadı. Eski nöbetçi doktor tek direktör Eyüp Arın geldi. O da olmadı. Bu sefer geldiğimiz noktada da Kemal Kılıç Cemal Hoca geldi. geldi. Evet. Evet. Yani kısacası Adana Spor önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Ne yapsa buradan kurtulabilir. Hızlı bir şekilde ilerleyelim hocam. Adana Spor'a da bir görev yaptım. 2 dönem yaptım kısa sürelerle. Korona vardı. Ben ona iyi normal şartlarda çalıştığımızı söyleyemem yani demem yani öyle bir şey. Çünkü şartlar kötüydü. Yani kulübün şartları değil. Korona 2,5 ay teyir oldu maçlar. Neyse fazla uzatmayayım. Adana Spor şahsına münhasır bir takım. Yani kendi
Bayram Başkan çok tecrübeli, ligin en tecrübeli başkanı. Kendi yanına kavuruyor kulübü, yani dışarıdan fazla bir ekonomik olaraktan şeyi yok, yani geliri yok. Kendi idare ediyor, götürüyor. Ne bileyim, şu ana kadar tabii sıkıntılar oluyor, sıkıntılı pozisyonlara giriyorlar ama üstesinden gelmeyi başarıyor. Yine bu sene transferlerde şeyler olmuyor, yani transferlerde çok fire veriyor Adanaspor. Benim şeyim o, yani gördüğüm dışarıdan, yani 10 tane adam alacağına 5 tane al prensibindeyim ben, daha iyi olur. Yani 10 tane adam alacağına 5 tane al, kaliteli adam al, oynayan adam al düşüncesiyle daha iyi başarılara imza atacağını zannediyorum ben. Hocam Tuzlaspor'dan devam edelim. Tuzlaspor sezona istediği gibi başlamıyor takımlardan. Devre arasında da transferler yaptı. Yani 4-5 hocayla da yollar ayrıldı. Sonra Özcan Bizati geldi. Özcan Bizati'yle birlikte gelmeyen galibiyetler var 3 maçta. Tuzlaspor hocam değerlendirecek olursanız kısa olarak ne söylemek istersiniz? Çok kısa alalım hocam. Bugün izledim. Sakaryaspor'la oynadılar. İzledim. Aynı Tuzla Spor, yani devamlılığı olmayan bir takım, sürekliliği olmayan bir takım, istikrarsız bir takım olaraktan değerlendiririm. Kaç senedir aynı şey. Yani kendi sahasında kazanıyor, dışarıda yeniliyor, bir hafta yeniyor, bir de yani neticeler çok enteresan neticeler alıyor. Demek ki ne bileyim, konsantre hatası var. Hocam ligin dibine ben geldik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafında, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafında lisans koşan yeri getirmiyor sebebiyle 4 takımın puanı silindi. Bunlardan biri Altay, diğeri Erzurum, Yeni Malatya ve Denizlispor. Şu anda da tahtası kapalı olan takımlar. Hocam ligin boyu geçtikçe kısalırken Altay, Erzurum, Altınordu ve Yeni Malatya Denizlispor'un hafta ilerledikçe tutunma adına nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Yani bu camiada bu takımlar neler bekliyor hocam? Vallahi bilmiyorum. Şimdi kulüplerin işte yapılanmasından dolayı evvelki borçları, ne bileyim yabancı futbolcu borçları, puan, bazı takımların 9 puan silindiğini biliyorum. Şimdi 3'er puan silinmiş. Ya, olmamasını isteriz. Kulüpler daha iyi harcamalar yapsın. Yani ayaklarını yere sağlam bassınlar. Dengeli transfer yapsınlar. Parayı bulup da harcayacak yer arıyorlar. Ondan sonra da parasız kalıyorlar. Gereksiz transferler, gereksiz para harcıyorlar. Ondan sonra bu durumlara düşüyorlar. Yapanın yanında yaptığı kar kalıyor. Şu anda kulüplerin durumu biliyorsunuz işte iç açıcı değil. Şu anda da görünen o ki hocam tahtası kapalı takımda transfer girişimleri var ama açılacak gibi de durmuyor gördüğümüz kadar. Zor bir süreç bekliyor. Kulüpler açısından, taraftarlar açısından Allah sabırlar versin diyoruz. Tabii yani açılsa ne olur yani, taşıma suyla değirmen dönmez ki. Kendi altyapına önem ver. Üretemeyen toplumlar, bu ya, her zaman futbolda da dünyanın her şeyinde üretemiyorsan kardeşim sonun iyi değil. Dışarıdan alıyorsan kaybedersin devam. Hocam tabii gençler birini de ligin sonunda 7 puanla kapatmıştı. Arda Güler'den gelen parayla birlikte tahtaya açtılar. Kadronun %90'ını yenilediler. Ve son 3 maçtan bakacak olursak bir mağlubiyet, iki galibiyet. Bugün Pendik'te önemli galibiyet aldılar. Yani riskli bir kadro kurdular. Bizim ligde kalacağız dediler. Şayet kalamazlarsa gençler bir zor günler bekliyor. Bu kadro yenilmesiyle birlikte alan galibiyete gençler birini ligde kalma umutlarını arttırıyor mu hocam? Daha yeni, daha bu bir Ciciman ayları, bütün aşklar tatlı başlar diye bir şarkı var biliyorsunuz. Bence Gençlerbirliği'nin ben kalıcı başarılı olacağına inanmıyorum. Çünkü sonradan kurulan takımlar, yani bu boyacı küpü değil. O yani devamlı istikrar olacağını zannetmiyorum. Bugün Pendik kendi kendini ne bileyim dışladı. Bir önceki maçta da, kendi sahasında yendiği maçta da yine bana göre rakibin hatası. İki tane rakibi büyük hatalar yaptı. Gençlerbirliği öyle kazandı. Yani Gençlerbirliği bu transfer yapmadan önceki çocuklar aynı bunlardan daha iyi oynuyordu bence. Ben eğer biraz futbolu biliyorsam, bakıyorsam, o futbol, o çocukların da
Hiçbir farkı yoktu şu andaki oynayan takımların. Hiçbir farkı yok. Hocam Netice. yani ligin son olarak Evet. ligin altında bulunan altyapıdan üreten ve futbolcu satan gelir adına Altınordu. Ondan da koptu, ithal oyuncu da moduna geçti. Değer arasında transferler yaptı. Altınordu neden bu hale geldi diyelim. Toparlayalım hocam. Altınordu transfer mi yaptı? Bilmiyorum. 4-5 tane transfer yaptı hocam. Yabancı topçu mu aldı? Takım başına da Gökhan Ünal getirildi. İşte orada facia orada başlıyor facia yani o antrenörlük çocuk oyuncağı mı ya bu kadar da ayağa düşmesin artık ya yani olacak iş değil yani bu kadar olmaz yani biraz ciddi olmak lazım. Şu Altınordu'nun başkanı çok değerli bir insan, senelerdir tek başına götürüyor, çok güzel şeyler yapıyor. Fakat son yaptığı iki tane yanlış bana göre bütün o güzelim şeyler yani ne bileyim yani Altınordu korkunç başarılı bana göre. Bir kere yerli çocuklarla oynuyor. Yani bir çizgileri, vizyonları var. Transfer yapmadılar. Yabancıya karşılar. Harika işler yapıyorlar. Fakat bir de şimdi yani madem öyle bundan önce daha önce Çanakkale vardı bir Dardanel biliyorsunuz hatırlarsınız. Onlar da gençlere önem veriyorlardı. Ya onlar da genç futbolcuları vardı. Genç kadrolar oluşturuyorlar. Başına genç antrenör alıyor. Arkadaş takım genç. Takım genç tecrübesiz. Hoca da tecrübesiz. Olmaz. Yani genç bir takımın varsa gideceksin tecrübeli hoca alacaksın. Bugün dünyanın en ileri ülkelerindeki mesela İtalyanlar 70 yaşındaydı. Maldini'nin babası Ümit Milli Takım Teknik Direktörü'ydü. Yani İtalya'da hoca mı yok 35 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında? Maldini'nin babasıydı hoca. Yani İtalyanlardan iyi mi biliyoruz bu işi? Yani bence biraz daha şu hoca alırlarken biraz daha kime ne alıyorsunuz bir dikkat ederseniz bana göre başarılı olursunuz. Hocam son soru ama kısa alayım cevabınızı. Programı kapatayım ben. Tabii. Hocam tahtası kapalı olan ve eksi 3 puanı silinen Altay, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor'un ligde kalma şanslarını ne görüyorsunuz hocam? Ya 3 puan hiçbir şey değil. 3 puan silinmesi hiçbir şey. Ben Eskişehirspor'a geldim. Eksi 9 puanla geldim. Artıya çıktım. Playoff şansım bile vardı. Ama beni kovdular. Başarıya biliyorsunuz kovuldum. Yani başarıyordum diye kovuldum. Şunu söylüyorum. Yani 3 puan eksi. Yani hiç yenilmiyor mu bu saydığın kulüpler maçta değil mi? 3 puan kaybediyorsun. Bu da federasyonun kaybettirdiği yani bu şeye göre kaybettirdiği. Hiç 3 puan, 5 puan, 10 puan hiç önemli değil. Yani 36 tane, 38 tane maç oynanan bir ligde 3 puanmış, 5 puanmış bunlar bahane olmaz. 3 puan da o 10 puandan bile eğer siz doğruları yaparsanız, iyi bir planlama, bir program yaparsanız her şey olur. Yani başarı yani ne bileyim eğer temel bazı şeyleriniz varsa bazı sahipseniz bazı şeylere bir bilginiz varsa donanımlıysanız hepsinin üstesinden gelirsiniz. Ben genç hoca arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onun için bunları mazeret kabul etmesinler. Daha iyisini yaparlar. Yapacaklarını Hocam, zannediyorum. Evet. Skor Maç TV Taraftar Hattı programına katılıp sorularını cevapladığınız için ben içten dileklerimle size teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum bütün kulüplere. Teşekkür ediyoruz hocam. Skor Maç TV'de Taraftar Hattı programında deneyimli ve tecrübeli teknik direktör sevgili Coşkun Demirbakan hocamızı konuk ettik. Bizleri kırmayıp Taraftar Hattı programına katılan sevgili hocamıza başarılar diliyoruz. Ve aynı zamanda sağlıklı, güzel, mutlu bir hayat dilerken kendilerini buradan uğurluyoruz. Teşekkür ederim.